Merhaba, ben Matt Huang. Pixar'da efekt teknik yönetmeni olarak çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarım Sarah, Beth ve Eric'le tanıştınız. Bu da geçen videoda Sarah, Beth ve Eric'i içinde gördüğünüz Pixar'da çalışmayı eğlenceli kılan şeylerden biri olan havuzumuz. Havuzu sadece eğlenmek için kullanmıyoruz. Zaman zaman bize işimizde de yardımcı oluyor. Örneğin kayıp balık Dory'de referans olarak kullanmak için çektiğimiz bu videoya ev sahipliği yaptı. Amacımız bu bal kabağı gibi büyük bir obje suya çarptığında neler oluyor onu su altı kamerasıyla görmekti. Bundan önceki videolarda su, duman, toz ve ateş gibi fiziksel olayların bir sürü parçacık kullanılarak simüle edilebileceğini öğrendiniz. Parçacık kullanmak işin fiziksel kısmını kolaylaştırdığı gibi sanatçıların gerçekliği yaratabilmeleri için de çok faydalı bir araçtır. Ne kadar çok parçacık kullanırsanız, objenin gerçek fiziksel özelliklerine o kadar yaklaşırsınız. Mesela filmlerde gördüğünüz suyun gerçek suya benzemesi için milyonlarca parçacık kullanırız. Bu kadar fazla parçacığı takip etmek için insanlara oldukça zor bir görev yüklemiş oluruz. Hatta en güçlü bilgisayarların bile bu kadar çok parçacıkla çalışmakla zorlandığını söyleyebilirim. Bu videoda bu zorlukların üstesinden gelebilmek için geliştirdiğimiz pratik yöntemleri anlatacağım. En işe yarar yöntemlerimizden biri parçacık sistemi oluşturmaktır. Parçacık sistemleri 1982'de Uzay Yolu filminde bir sahneyi çekmek için efekt sanatçısı Bill Reeves tarafından kullanılmıştı. Milyonlarca insanın aklını başından alan sahne Genesis etkisi olarak bilinir. Bu bilgisayar grafikler için tarihte önemli bir dönüm noktasıydı. Bill o zamanlar Pixar'ı kuracak olan bir insanla birlikte çalışıyordu. Hatta şu an yanımda. Merhaba. Merhaba. Bize Genesis efektinden bahsedebilir misin? Genesis efekti ölü bir gezegeni canlandırıp canlı bir gezegeni de öldürebilen bir aletti. Dönüşen ateş elementini yapabilmek için de parçacık sistemlerinden faydalanmıştık. Birbirini besleyerek gezegenin yüzeyinde ilerleyen patlamaları elde etmek için patlamalar sonucu patlayan ve bunu sonsuza kadar devam ettiren parçacıklar kullandık. Çok çok sıcak ve parlak bir renkle başlayıp uzaya doğru hareket ediyorlar. Renkleri giderek soluyor ve en sonunda da tabiri yerindeyse ölüyorlardı diyebiliriz. Bu görüntüyü gezegenin yüzeyine uyguladığımızda da ortada bir dönüşüm olduğu hissini elde edebilmiştik. İşte bu şekilde başardık dostum. O zaman böyle yapmıştık. Ve uzayda seyahat ediyor hissi vermişti, yayılıyor hissi vermişti. Vay, parçacık sistemlerinin kullanıldığı farklı alanlar var mı? Filmi takiben bir sigara kağıdı firması için havai fişekler tasarlamıştım. Bundan bir sene sonra Andre ve Wally B'nin Maceraları diye bir film yaptık. Filmi yaparken ormanı, otları, bitkileri, yani filmin gerçeği, geçtiği ortamı, bütün bunları nasıl yapacağımız konusunda bir fikrimiz yoktu. Sonra aklıma parçacık sistemlerinin işe yarayabileceği geldi. Parlak minik ateş parçacıkları değillerdi. Tabi uzayda da hareket etmiyorlardı ama onları kullanarak tıpkı bir ressam gibi ağaçlara noktasal bir görüntü kazandırarak patlamalar yerine ağaçların büyümelerini taklit edebilirdim diye düşündüm. Ağaçların çok basit dallar, yapraklar ve bunlardan oluşan bir yapı olarak tasarlanması yönünde kurallar vardı ama ama bizim için seçtiğimiz yöntem vardı. Bir fotoğraf görüntüsü elde edememiştik belki ama o zaman henüz 1982 yılında olduğumuzu unutmayalım. Çok zaman önceydi ve işin güzel yanı bu şekilde milyonlarcasını aynı anda yapabilmiştim. Ve bu standart render teknikleriyle yapamayacağınız bir şey. Evet, parçacık sistemleri işitsel olarak basit oldukları için bilgisayarları rahatlatıyor ve çok kısa bir zamanda çok fazla şey üretebiliyorduk. Harika! Bugün parçacık sistemlerini hala birçok farklı alanda kullanıyoruz. Bu bölümün geri kalanında parçacık sistemlerini, su hareketini simüle edebilmek için nasıl kullanabileceğinizi öğrenip bir havai fişek gösterisi hazırlayacaksınız mesela. Ama önce sizin için hazırladığımız alıştırmaya bir göz atın ve parçacık simülatörünü kullanarak nasıl görüntüler elde edebileceğinize bir bakın.